Herkese merhaba. Evet, şimdi bakalım neler varmış. Şimdi basit bir neural network kuracağım ve bunu göstereceğim nasıl kurulduğunu. Neural network kurmak o kadar da zor değil. Fakat MXNet biraz farklı çalışıyor diğer neural network frameworklerine göre, kütüphanelerine göre. Mesela PyTorch'ta hem girdiği hem çıktığı verirsiniz ya, mesela konvolüsyon katmanı için. Öncelikle girdi kanal sayısını verirsiniz, çıktı kanal sayısını verirsiniz. Bilmiyorsanız da öğrendiniz. Burada öyle bir derdimiz yok. Aynı Keras'ta olduğu gibi bir sequential neural network kuruyorum ve editle tak 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 arda arda ekliyorum. Bu birinci yol. PyTorch da benzer bir şey destekliyor. Fakat PyTorch'ta dediğim gibi girdileri vermek zorundasınız. Burada girdiği vermek zorunda değilsiniz. Girdiğinin kanal sayısını ve diğer işlemleri, sonraki katman aktarılan kanal sayılarını ve kernel boyutlarını yönelik aradaki işlemleri siz yapmak zorunda değilsiniz. MXNet bunları kendi hesaplıyor. Neural network kullanılmaya başladığı zaman. Evet, şimdi MXNet ND ile başlıyorum. Gene şeyde MXNet içinde Gullion diye bir framework var. Gullion üzerinden çok fazla işlem yapılıyor. Neredeyse tüm neural network işlemleri Gullion üzerinden gidiyor. Bu bir MXNet'in içinde dahil edilmiş bir API. Eskiden ayrıymış sanırım. Emin değilim. Ama daha sonra dahil edilmiş. Birçok şey MXNet içine sonradan dahil edilmiş. Şimdi layer dediğimizde NN dense layer 2 dediğimizde çıktısı 2 olan bir lineer katman ifade ediyorum. Şeydeki PyTorch'taki karşılığı lineer katman ifade ediyorum. Daha sonra şu bunu başlatıyorum. Yani bir parametre başlatma şeyi vardı hatırlarsınız. Random başlatma, Xavier, Kaiming vesaire vardı. Bu şekilde otomatik olarak bir başlatıyor ve sonra da kullanabiliyorum. Peki nasıl başlatıyor? MXNet varsayılan olarak weight için şöyle söyleyeyim. Eksi 0.7 ile 0.7 arasında uniform başlatıyor. Bias değerleri için doğru hatırlamıyorum ama sanırım sıfırla başlatıyordu. Bir simetri hatası olabilir gibisinden. Bias değerlerini de ayrıca biz başlatabiliyoruz merak etmeyin. Böyle bir sıkıntı yok ama bias için şöyle bir soru işareti koyayım. Bunu hatırlamıyorum. Weight 0, eksi 0.7 ile 0.7 arasında uniform distribution ile uniform dağılımla başlıyor. Hemen bir uniform dağılımla bir matris kurayım. Bunun da 3'e 4'lük olduğunu söylüyorum. Hem daha sonra katmana girsin. Yani bu benim ufak bir neural network. Bu da ufak bir neural network'üm. Aslında yaptığı şey bir matris çarpımı. Peki neler oluyor burada? Girdiğimiz 3'e 4'lük ve çıktığımızda da 3'e 2'lik. O zaman katman kaça kaçlıktır? Katmanın eğer çıktı 3'e 2 olacaksa katmanın 4'e 2 olması lazım. 4 olacağını nereden biliyor? Söylemiştim. Girdiğe bakıyor. Girdiğinin şu boyutuna bakıyor. Buna göre otomatik olarak başlatıyor neural network. Eğitim sırasında değil, eğitimden önce başlatıyor. Merak etmeyin. O konuda. Pardon, 4'e 2'lik dedim. 2'ye 4'lük. Sebebiyle girdiğinin transpozu alınıyor ya orayı karıştırdım. Girdiğinin transpozu alınıp şuradaki matrise çarpılıyor. Her seferinde böyle yapılır. Tamam, biraz daha karmaşık bir şey geçelim. Mesela LeNet kuralım. Eski bir neural network. Hızlıca. Channels için bunu ben
Kafamdan uydurmuyorum. Bu şey Lenet standardı böyle. Çıktı channel için. Girdi muhakkak bir ya da üç channel olacak. Yani öyle olacağını umuyorum. Çıktığının 6 olacağını söylüyorum. Daha Cenk programlama gibi düşünüyorum bunu. Kernel size 5. 5'e 5'lik bir kernel kullanılıyor. Eğer ki kerneliniz kare değilse o sayede tuple'da belirtebiliyorsunuz şöyle. Ne bileyim 5'e 8. 8 olmuyor bu arada. Bak 5'e 9. Tekil sayı olmalı. Yoksa konvolüsyon işlemi düzgün gerçekleşmiyor. Aktivasyona böyle yazıyorsunuz. Normalde FireTorch'ta ne oluyordu? Aktivasyon ayrı bir katman gibi şuraya işte önen.relu gibisinden yazıyorduk. Burada aktivasyonu şeyin katmanın içine yazıyor. Yine maksimum pooling için şey her şey destekleniyor. Farklı bir şey yok. 16'ya 2 ve diğer şeyler. Maximum pooling ve diğerleri dense katmanlarını da ekliyorum. Rene, Redo, Relu. Ve gördüğünüz üzere girdi için none'den 6'ya diyor. None çünkü girdi vermedim. Hemen bir girdi, hemen neural network'ü başlatalım. Bir girdi verelim. Girdiğimizde şöyle olacak. Şunlar benim boyutlarım. Yani height ve weight değerleri 28'e 28'lik. Batch 4, 4'lük batch kullanıyorum. Color Channel'da tek void kullanıyorum. Olay budur. Şimdi Neural Network'te bu şeyi hesaplattım. Çıktının boyutu nedir? 4'lük. Yani batch boyutu 4 ya. Çıktığımı söylemiştim. Çıktığımın 10 olacağını söyledim. O zaman bana bir 10'luk bir şey verdi geriye. Neural Network'ün 0. katmanı katmanındaki ağırlık değerleri ve veriyi alıyorum. Verinin boyutları nasılmış? Kernel'in 5'e 5'lik olduğunu söylemiştim. 5'e 5'lik bir girdi 1 çıktı 6 kanal sayısı olarak. Ve sonraki mesela 5. katman için 5. katman hangisiymiş? 5. katman şu. 5. katmanın işte bias'ı data ve shape olarak adlandırdığımda 84'lük. Çünkü 84 tane var. Olduğunu söyledim. Gene söyleyeyim. Burada ikinci bir yöntem de FireTorch'a benzer bir yöntem. NN block diye bir sınıftan kalıtım aktarılıyor. Ve bu kalıtımda şu şekilde eklenebiliyor. Gene sequential olarak aktarılabilir. Neural Network'ü farklı bir şekilde forward kısmında farklı şeyler eklenebilir. Artık keyfinize kalmış. Eklenebilir. Eklenirse aha mesela ND'nin relu şeyi var. Fonksiyonu var. İlla ki bu şekilde yazmak zorunda değilsiniz aktivasyon için. Burada bir blok oluşturduk. Neural Network bloğu. Bloğu aldık ve en sonda dönerken de dense katmanından geçirdik. Herhangi bir aktivasyon eklemeden. İşte burada herhangi bir aktivasyon koymadan. Olabilir. Yani aktivasyon eklemek zorunda değilsiniz. Artık öyle uygulamalar var ki aktivasyona ihtiyaç yok. Bu da bu kadar olsun. Sonraki videoda hemen otomatik gradiyenti göstereceğim. Otomatik gradiyent. İşte şey, FireTorch'taki otograd. Burada birazcık farklı kodlar, o kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.